Kanalıma hoş geldiniz. Adım Abdullah Enes Kılıç. Bugün muzlu yaş pasta yapacağım. Tarifime direkt başlıyorum. 4 adet yumurtam var. Onları bir kaba kırarak başlıyorum. Dört yumurtayı kırdım. Şimdi sarıları bu şişeyle alacağım. Yumurtanın akını ve sarısını ayırdım. Şimdi pandispanya kekini hazırlamaya geçiyorum. Çırparak devam edeceğim. Yumurtanın beyazına bir tutam tuz atıyorum. El blenderımla karıştırıyorum. Arkadaşlar öncelikle bunu göstermek istiyorum. Biraz yumurtanın sarısı içinde kaldığı için videoda da göreceksiniz. Biraz sıvı oldu. Yani tam tutmadı. Ben de yeniden yumurta kırdım ve bu şekilde olacak yani hani böyle çevirdiğimizde akmayacak. Bu sefer oldu. Ben de göstermek istedim. Bizim de her zaman olmayabiliyor. Siz de ona dikkat edin. Yumurtanın sarısı içinde kalmasın ve önemli bir noktası da yumurtalar oda sıcaklığında olsun. Yani buzdolabından çıkarır çıkarmaz kullanırsanız olmayabilir. Malzemeler biraz oda sıcaklığında beklesin ve oda sıcaklığında olsun. Ayırdığım yumurtanın sarısını çırpıyorum. Önce böyle yapıyorum ki dağılmasın diye. Yumurtanın sarısını biraz çırptım. Bir su bardağı şeker ekliyorum. Bir fincan ılık suyum var. Onu da karıştırırken yavaş yavaş dökeceğim. Ellenmiş bir su bardağı unum var. Onu da ekliyorum. Önce dağılmasın diye bu şekilde karıştırıyorum. Sonra da robottan geçiriyorum. Bir paket vanilya var. Vanilyamı da ekliyorum. Yarım paket kabartma tozu ekliyorum. Tüm malzemelerimi ekledim. Şimdi hepsini karıştırıyorum. Yumurtanın sarısı hazır. Yumurtanın akıyla birleştireceğim. Sarısı ve beyazı hazır. Şimdi ikisini birbirine karıştıracağım. Beyazının tamamını almıyorum. Önce bir miktarını alıyorum. Yarısı kadarını aldım. Yumurtanın sarısıyla karıştırıyorum. Şimdi geriye kalan beyazını da ekliyorum. Bütün yumurtanın beyazını ekledim. Şimdi homojen hale gelene kadar karıştırıyorum. Beyazı ile sarısı homojen hale geldiğinde tamam oluyor. Çok fazla karıştırmayın yoksa kek sönebilir. Bu şekilde oluyor. Tepsime yağ kaldı. Yerleştirdim. Yaptığım karışımı tepsiye döküyorum. Kalan kısmını da kaşıkla sıyırıyorum. İyice sıyırdıktan sonra kaşığın arkasıyla tepsimin tamamına kekimi hazırlıyorum. Pandispanya kekim hazır. Fırınımı 5 dakika önceden ısıttım. 180 derece, alt üst açık. Yaklaşık 15 dakika pişecek. Siz yine fırının başında bekleyin. Her fırına göre değişir. Ne zaman piştiğini bakarak anlayabilirsiniz. Ben şimdi fırınımı yerleştiriyorum. Pandispanya kekim yaklaşık 15 dakikada pişti. Şimdi çıkarıyorum. Kekin pişip pişmediğini anlamak için de böyle bir kürdan alıp batırıyoruz, çıkarıyoruz. Eğer hiçbir şey çıkmamışsa pişmiş anlamına geliyor. Böyle göstereyim. Yani hamur olmadığını. Pandispanya keki soğurken ben de vanilyalı pudingi hazırlayacağım. Vanilyalı puding için 3 bardak sütümü ekliyorum. Ekledim. Şimdi vanilyalı pudingimi ekliyorum.
sürekli karıştırmaya devam ediyorum. Pudingim yoğunlaşmaya başladı, böyle pötür pötür olunca zaten olmuş demek oluyor. Altını kapıyorum. Biraz soğumasını bekliyorum. 3 eşit parça ayırıyorum. Ben 3 kat yaş pasta yapmak istediğim için bu şekilde yapıyorum. Siz 4 kat da yapabilirsiniz, 2 kat da yapabilirsiniz. Kendi isteğinize göre katmanını ayarlayabilirsiniz. 3 ayırdıktan sonra bir tanesini alıyorum. Sunum tabağıma yerleştiriyorum. Birinciyi yerleştirdikten sonra bir bardak sütüm var. Kaşık ile kekimi ıslatıyorum. Birinci katmanı süt ile ıslattıktan sonra ben bu parçaları ayarlarken pudingim biraz soğudu. Bu şekilde pudingimi ekliyorum. Kenarına dökülmesi sorun değil. En son düzenleyeceğim zaten. Puding her yanına gelene kadar yaptım. Elimde çok az bir şey damla çikolata kalmıştı. Bu katmana damla çikolata koyacağım bu şekilde. Birinci katman bu şekilde. Şimdi ikinci katmanı yerleştiriyorum. Önce sütle ıslatıyorum. Kekimi tamamen ıslattım. Şimdi bu katmana da puding ekliyorum. Bu katmana da pudingimi sürdüm. Şimdi muzları yerleştiriyorum. Yiyen herkesin dilimine gelsin diye dolu dolu bir katmana muz ekledim bu şekilde. Toplam bir muz bu arada burası. Son katmana geçiyorum. Süt ile ıslatıyorum. Kalan bütün pudingi üstüne sürüyorum. Pudingimin tamamını kullandım. Bıçak yardımıyla bu şekilde düzenleyeceğim. Her yanına gelecek şekilde sürdüm. Şimdi çikolata sosunu ayarlayacağım. O arada iyice soğumuş olacak yaş pasta. Öncelikle bir bardak süt. Toplam 1,5 bardak süt ekliyorum. Bütün paketi kullanmayacağım. Paketin yarısını kullanacağım. Bana yetecek çikolata sosu. Çikolata sosunu ekliyorum. Yarım paket çikolata sosu. Sürekli karıştırmaya devam ediyorum. Çikolata sosum da böyle pötür pötür oldu. Bu da olmuş oldu yani. Tamamen soğuyana kadar bekleyeceğim. Sonra pastamın üstüne sos olarak dökeceğim. Soğumadan dökerseniz puding ile karışır. Onun için bekleyin. Biraz soğusun, sonra dökün. Çikolata sosum soğudu. Böyle bir bardağa koymuş annem. İşte öyle. Şekilli çikolata. Şimdi üstüne yayacağım. Çikolata sosunu her yanına sıvayacağım. Afilli çikolata sosumu döktüm. Sunumum bu şekilde oldu. Böyle çevirip göstereyim hızlıca. Etrafını tabii ki kamerayı durdurup temizledim. O kadar da oluyor. Yaş pastamı buzdolabına atıp dinlendireceğim. Siz 2-3 saat dinlendirdikten sonra buzdolabından çıkarıp yiyebilirsiniz. Yani biraz donması lazım bütün malzemelerin. Ben yarın video çekeceğim. Çünkü hava kararmaya başladı. Hava karardığı için çekime yarın devam edeceğim. Böylelikle daha güzel olacak. Bekledikçe güzel olacak yani. Yarın görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Yaklaşık 20 saat geçti ve pastam bu şekilde iyice oldu. Süslemesine geçiyorum. Sonra da tadım aşamasına geçeceğim. Başka bir tariften ayırdığım beyaz çikolatam vardı. Böyle bir küçük rendem var. Pastamın üstüne beyaz çikolata rendeleyeceğim. Küçükken yediğimiz gofretler vardı. Aslında şekli tam ona benzedi. Üstünde böyle Hindistan cevizleri oluyordu. Aynı ona benzedi. Bence hoş durdu yani. Süslemem bu şekilde oldu. Normalde ben üstüne muzla koyacaktım ama bu şekilde çok beğendim. Onun için bozmayacağım şeklini. Yaş pastam hazır. Yaklaşık ben bu pastayı 15 liraya hazırladım. Bütün malzemeleri zaten aşağı yazacağım. Siz de oradan bakarak yapabilirsiniz. Yani 15 liraya dışarıda ya da
Başka malzemeyle bu kadar güzel bir pasta yapamayız diye düşünüyorum. Şimdi tadım aşamasına geçiyorum. Bir parça kesip tadına bakacağım. Sunumum bu şekilde oldu. Yakından tabağı göstereyim. Bu katta muz var. Bu katta çikolata var. Ve her katta puding var. En üstte de sos ve süslememiz var. Tadım aşamasına geçiyorum ve siz içine farklı meyveler kullanabilirsiniz. Süsleme olarak da istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Yaş pastamın tadına bakıyorum. Bence dışarıda yediklerimizden gerçekten güzel olmuş. 15 TL'ye bu kadar güzel bir pasta olabileceğini sanmıyorum. Muzun tadı, çikolatanın tadı ve kekin kıvamı çok güzel olmuş. Bekletince gerçekten çok güzel oluyor. 2-3 saat bekletseniz olur ama ben yaklaşık 20 saat beklettim ve bazı tatların bekleyince güzel olduğuna inanıyorum yani. Çok daha güzel tat verdiğine inanıyorum. Bence siz de bekletebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Tarifimi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Deneyen herkesin yorumlarını özellikle bekliyorum. Deneyecek herkes şimdiden afiyet olsun. Görüşürüz.